Şimdi şöyle ilerlemek istiyorum. Bakınız, nerelerden soru gelir? Hedefe görelilik arkadaşlar, kazanımlara uygun araç, gereç, materyal kullanımıdır. Öğrenciye görelilik ilkesi bize 2 yıldır bu geliyor arkadaşlar. Yani öğrencinin ilgi, ihtiyaç, beklentilerine uygunluktur arkadaşlar. Yani sosyal bilgiler öğretmeni yavaş okuyan öğrencilerden oluşan bir sınıfa ders veriyor. Dersin başında daha önceden öğretim programını inceleyerek hazırlamış olduğu ders notunu sınıfa dağıtıyor ve hemen ardından o nota dayalı olarak soru cevap yöntemi ve tekniği ile ders işliyor. O yüzden de ders sürecinde etkin katılım düşük olduğunu fark ediyor. Şimdi bu durumun temel nedeni nedir arkadaşlar? O yüzden şimdi şöyle diyoruz bunda. Bunun temel nedeni yani öğretmenin öğrencilerin hazır buluştuklarını dikkate almaması arkadaşlar. Yani dersi planlarken öğrencinin özelliklerini göz önüne bulundurmaması. Çünkü hızlı okuyan, yavaş okuyan öğrenciler var. Dikkat edelim. Yaşama yakınlık, hayatilik ilkesi arkadaşlar. Yaşamdan örneği alıp sınıf ortamına getiriyoruz. Yani trafik kazalarına duyarlılık artar kazanımı. Sınıf ortamında öğretiyoruz. O yüzden de çocuk eğer bunu yaşamına aktarıyorsa transfer. Ama trafik kurallarını öğrenememişse biz yaşama yakınlıkta kalıyor arkadaşlar. Öğrenme süreci devam ederse. Şimdi çıkmamış sorulara dikkat edin. O zaman bu çıkmamış sorular bizim beklediğimiz muhtemel sorularımızdır. Dikkat edin. Beklediğimiz muhtemel sorular. O yüzden de benim eşsiz yuvam temasını işleyen Berna öğretmen, öğrencinin hayvanların da bir yuvasının olduğunu, kazanımına ulaşmalarını sağlamak amacıyla onların hayvanlarla ilgili gazete, dergi ve internetten topladıkları haberleri sınıfa getirmelerini istiyor. Berna öğretmen bu çalışmada öncelikli amacı ne olabilir arkadaşlar? Hayvan sevgisi kazandırmak mı? Araştırma becerisi kazandırmak mı? Konuyu yaşamla ilişkilendirmek mi? O yüzden de yani konuyu yaşamla ilişkilendirmek. Evet Yusuf Hoca, oradaki önceki soruyu dedik. Yani öğretmenin dersi planlarken burs olacak. Evet, dersi planlarken öğrencinin özelliklerini göz önünde bulundurmaması. Yani öğrenciyi görelilik ilkesini ihlal ettiğini görüyoruz öğretmenin. Şimdi bakalım burada arkadaşlar. Evet, hazır buluştuk seviyelerini göz ardı etmesi. Evet, yani hazır buluştuklarını göz ardı ediyor. Bu da arkadaşlar yani konuyu yaşamla ilişkilendirmek. Konuyu yaşamla ilişkilendirmek hayatiliktir. Gelme ihtimali çok yüksek. Bu sene arkadaşlar yani yaşama yakınlık ilkesine bakacağız. 3 tane ilke çalışacağız. Yaşama yakınlık, o yüzden de açıklık, somuttan soyuta. İlkelerden 3 tane soru. Dikkat edelim. Oldu mu arkadaşlar? Bunlara bakalım. Şimdi bilinenden bilinmeyene, yani yeni öğrenecek konularla öğrenilen konular arasında bağ kurman. O yüzden de yani çarpmayı öğretmek için ön bilgileri yani toplamadan hareket edilmeli. 2 çarpı 3 eşittir 2 tane 3'ün toplamı arkadaşlar. Acaba toplamayı öğrenmişler mi? Şimdi yakından uzağa dediğimizde öğrencinin yakın zamanda olaylar uzağa doğru gidilir. Yani Cumhuriyet'in kuruluşu anlatılır, sonra Osmanlı'ya doğru gidilir. Ya da çocuğun yakın çevresinden başlayarak uzak çevresine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Çocuğun içinde yaşadığı çevre onun öğrenme sürecini etkiliyor çünkü. Öğretim stratejileri belirlenirken bu çevreye dikkat edilmeli. Çevre öğrenme sürecine etkin olarak katılmalı. Buna yakından uzağa ilkesi diyoruz arkadaşlar. Çevremizi tanıyalım konusunda sırayla bölgemiz, ilimiz, yurdumuz, ilçemiz ile ilgili çalışmalar yaptıran bir öğretmen bu dersin içeriğinin düzenlenmesinde hangi ilkeye aykırı davranmıştır?
bölgemiz, ilimiz, yurdumuz, ilçemiz. Nasıl olmalıydı? İlçemiz, ilimiz, bölgemiz, yurdumuz. O yüzden de yakından uzağa ilkesini öğretmen ihlal ediyor arkadaşlar. Yani yakından uzağa. O yüzden de yani bütünden, evet bütünden, yani yaşadığı çevreden diye başlıyoruz. Evet, merhaba Gürcan Hoca, merhaba. Yaşadığı çevreden başlıyoruz. Somuttan soyuta, o yüzden de açıklıkla karışır. Arkadaşlar bu sene beklediğimiz soru kalıbı, %100 beklediğimiz soru kalıpları içerisinde yer alacak. O yüzden somuttan soyutayla açıklık ilkesine dikkat edeceğiz. Evet, sevgili tek kuzenler, buna dikkat edelim. Somuttan soyuta ve açıklık ilkesi. O yüzden de iki şekilde karşımıza çıkacak bu soru. O zaman yani öncülü soru olarak beklediğimiz soru kalıbıdır bu. Nasıl soru gelir bize? Şimdi somuttan soyuta dediğimizde arkadaşlar bir öğrencinin gelişim düzeyine bakarız. Somut işlemler, soyut işlemler arkadaşlar. Yani eğer birinci sınıf öğrencilerini fasulye taneleri kümelerle eşleştiriyorsam somuttan soyutadır. Ama açıklık ilkesinde dersin özel bir yerinde anlaşılmayan konuları anlaşılır hale getirmek arkadaşlar. Birinci sınıf öğretmeni matematik dersinde nesne sayısı ondan az olan bir toplulukta nesnelerin sayısını belirler. Bu sayıyı rakamla yazar, kazanımına yönelik olarak öğrencinin önce parmaklarını kullanarak bu çocuk kaçıncı sınıfta, birinci sınıfta, merhaba Şükrancığım, merhaba. Gaziantep'e selamlar, Urfa'ya selamlar. Oo, çok iyi Şükran Hoca. Evet, görüyorum. Darısı diğer tek kuzenlerin başına. O yüzden de yüzlerce atanma haberi alıyoruz. Yüzlerce. O yüzden de sizin de atanmanızı gönülden diliyorum. Şule Hoca olarak arkadaşlar. Olacak bu iş ya. Olacak. Bize güvenin. Dur şimdi döneyim buraya. O yüzden de şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Ücretsiz seminerle bağlanıp böyle atanmış olarak selam vermeyi nasip. İnşallah Zafer Hoca. İnşallah. Şimdi arkadaşlar sorulara geçmek istiyorum. Şimdi burada diyor ki sayıyı rakamla yazar. Kazanıma yönelik olarak öğrencinin önce parmaklarını sayı soyut bir sayı. Yani ne yapmış? Parmaklarını kullanmış. Yani somuttan soyut olmuş arkadaşlar. Ve saymalarını sağlar. Sonra öğrenci okul bahçesine çıkarak ağaçları saydırır. O yüzden de somuttan soyuta ve hayatilik. Evet, öğrenme süreci devam ediyor çünkü. Dikkat edin. Bitmemiş daha hayatilik arkadaşlar. O yüzden de harika, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dikkat edelim. O zaman dediğim yerlere dikkat edin arkadaşlar. Bu sene nereden soru gelecek? Açıklık ilkesi, somuttan soyuta ilkesi. Açıklık, somuttan soyuta. O yüzden de dikkat ediyoruz. Açıklık, somuttan soyuta. Öğretim ilkeleriyle ilgili beklediğimiz yer. Dikkat edelim. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir sınıf öğretmeni ilkokula yeni başlayan öğrencinin zihinlerinde sayı kavramını oluşturmalarına yardım etmek için fasulye taneleri oluşturduğu küme rakamları eşleştiriyor arkadaşlar. Yani bir sınıf öğretmeni ilkokul zaten somut işlemler döneminde böyle materyal kullanıyorsa eğer bunun cevabı arkadaşlar kesinlikle somuttan soyutadır. Malatya'ya sevgiler olsun Malatya'ya. Öpüyorum. Ya Malatya'ya gelmeyi çok istiyorum tekrarlarda falan. Teklif alıyorum ama arkadaşlar çok yoğun olduğum için katılamıyorum. İşte yani gerçekten Ağlat. Oh Bitlis. Ağlat Bitlis. İnşallah. Ya arkadaşlar inşallah.
İnşallah. Hiç belli olmaz yani, çıkar gelebilirim. Güzel yerler oralar biliyorum. Yani Ahlat, Adil Cevaz ve Tatvan, Bitlis'e ait yerler çok güzel. Memleketimizin her yeri güzel arkadaşlar. Şimdi bakalım böyle. Açıklık, bu sene gelmesini beklediğimiz yer. Batman'dan selamlar. Gelmesini beklediğimiz yer. O yüzden de ayan beyan. Öğretim sırasında öğrencinin ne kadar çok duyorganlarına hitap edilirse, bir duyorganlarını alacağız. Yapılan öğretim o derece etkili olur ve yani öğrenmenin kalıcılığını sağlar. Arkadaşlar, dili etkin kullanmak da açıklıktır. O yüzden de arkadaşlar, açıklıktır. Dikkat edelim. Etkin kullanmak. Öğretmenin iletişim sürecinde kullandığı dil, öğretim hedefleri, içerik ve kitaplar, değerlendirme soruları açık, anlaşılır, anlamlı olmalı. O yüzden de üçgenin alanı anlatan öğretmenin bir üç kenarın alanı yatayımı ile dikleşiminin vuruşumunun ikiye bölüşümüdür derse, ben de anlamam, sen de anlamazsın arkadaşlar. O yüzden de yani açıklık ilkesinde, yani dilin kullanılması, ayan beyan, açık seçik, net bir şekilde dille anlatılması. O zaman duyorganlarını kullanıyoruz, materyal kullanıyoruz arkadaşlar. Ama çocuk ilkokul dönemindeyse, öğretmen dersin başında materyal getiriyorsa soyut bir kavramı, çünkü o çocuklar için sayı kavramı soyuttur. Materyal kullanıyorsa somuttan soyutu olur. Mesela dersin bir bölümünde öğrenci dedi ki, öğretmenim ben dedi enlemi anlamadım dedi. Öğretmen anlaşılması için bol örnek veriyorsa, bunun adına arkadaşlar biz açıklık diyoruz. Bol örnekle materyal veriyorsa, o halde açıklıkta anlaşılamayan bir konunun anlaşılır hale getirilmesi önemlidir açıklıkta. Aşağıda verilenlerden hangisi açıklık ilkesinin özelliklerinden değildir? Öğretmenin dersinde öğrencinin düzeylerine uygun değil arkadaşlar. Dil, dil, dil. İstanbul, ben İstanbul'dayım zaten. Dil, dil, dil. Açıklık. Yani öğretmenin zamanı etkili kullanması. Zaman derse ekonomiklik olur. Dikkat ediyoruz. Zaman derse ekonomiklik. O yüzden de araç gereç derse açıklık olur. Anlatım yöntemini uygulayan öğretmenin anlatımını sunumla desteklemesi derse, o da açıklık olur. Öğretmenin olabildiğince fazla duyorganına hitap eden etkinlik düzenlemesi derse, bu da açıklık olur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. O yüzden de zaman derse etkili, ekonomiklik ilkesine gider arkadaşlar. O yüzden de buna dikkat edelim. İş aktivite, yaparak yaşayarak öğrenme, ekonomiklik, bir taşla iki kuş vurma. O yüzden de güncellik, o halde belirli günler ve haftalar da güncelliktir arkadaşlar. Yani bir gün önce olan trafik kazasını sınıf ortamına getirirsek, örnek verirsek, bu da güncelliktir. Yakın zamanda meydana gelen deprem haberleri üzerinde durmak da güncelliktir. Bütünlük, öğrenciyi bütün yönleriyle geliştirmektir. Yani öğretim yapılırken kişinin zihinsel, bedensel, duygusal, psikomotor gibi gelişim düzeylerini dikkate alıp bu gelişim düzeylerine uygun ders anlatmak da bütünlüktür. Fiziksel olarak iyi durumda görünen bir öğrenci zihinsel ya da duygusal düzeyde olmayabilir arkadaşlar. Burada not var. Somut işlemler dönemindeki öğrenciler olay ve olguları bütün olarak algılar. Detaylara inmek, parça parça öğrenmekte zorlanır. Geniş alan tasarımı, tematik yaklaşım, disiplinler arası korelasyon tasarım buna örnektir. Transferde öğrenilenlerin hayata aktarılması. Şimdi bakalım. Sınıfta matematik problemlerini çözmede başarılı olan bir öğrenci, bakkalda yaptığı alışverişte para üstüne hesaplamakta güçlük çekiyor. O yüzden yani sınıfta öğretmeni öğretmiş ama bakkaldan
alışveriş yaparken paranın üstünü alamıyor. O yüzden de ne olmuş? Yaşamına aktaramamış, hayatilikte kalmış. Yani sınıfta edinilen bilgilerin çok iyi günlük hayata aktarılamaması. Yani transfer edememiş, hayatilikte kalmış. Ama eğer paranın üstünü almayı başarsaydı bunun adı transfer olurdu. O yüzden de hayatilikte öğrenme süreci bitmemiştir. Transfer de öğrenme süreci bitmiş günlük hayata aktarma vardır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Sakın ha bizi Allah korusun uçurabilir bu etkinlikler. Şimdi bakalım. Böyle çok güzel sorular var burada. Bu sorular gelme ihtimali yüksek olan soru kalıpları, dikkat edelim. Bir öğretmen, öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan etkinliklerin öğrencinin seviyelerine uygun olmadığını düşündüğünden yeni etkinlikler hazırlamaktadır. Yani bu etkinliklerle arkadaşlar beraber öğrencilerin ürün seçki dosyası oluşturmalarını istemiş. Gelişimlerini ise bilişsel, duyusal ve psikomotor özellikleriyle ele almıştır arkadaşlar. Ele almıştır. O yüzden de yani bunun adı öğrenciye görelilik. İremcim, neyi anlamadığını sor, ben söyleyeyim. Ve diğeri ise arkadaşlar bütünlüktür. Bilişsel, duyusal, bütün gelişim alanları diyorsa eğer bir soruda bunun cevabı bütünlüktür. Yani kılavuz kitapta yer alan etkinliklerin öğrencinin seviyesini diyorsa eğer öğrenciye görelilik ilkesi vardır arkadaşlar. Görelilik ilkesi vardır. Bunu mu? Bakalım şimdi. Şu sınıfta matematik problemini çözmede başarılı olan öğrenci bakkaldan yaptığı alışverişte para üstüne hesaplamakta güçlük çekmektedir. Yani sınıfta edinilen bilgilerin günlük yaşama taşınamaması, hayatilikte kalmış bu soru. Transfer edememiş çocuk öğrendiğini. Yani bize şıklara hayatilik ve transfer koysaydı İremciğim, bunun cevabı hayatilik olurdu. Neden? Öğrenme süreci bitmediği içindir. Hayatilikte öğrenme süreci daha bitmemiştir, devam ediyordur. Ama transferde öğrenme süreci bitmiş, yaşamına transfer ediyordur. Şimdi bakın, okulda öğrendiğini aktaramamış. Diyelim ki trafik kurallarına uyar kazanımı var. Öğrettik, kırmızıda dur, yeşilde geç. Ama çocuk bunu trafikte kırmızıda durmadı, yeşilde kırmızıda geçti, yeşilde durdu. O zaman okulda öğrendiğini trafikte aktaramadıysa, şıklarda hayatilik de varsa, transfer de varsa cevap her zaman arkadaşlar hayatilik olur. Neden? Yaşamına transfer edememiş, öğrenme süreci bitmemiş, öğrenme süreci devam ediyor çünkü. Ona dikkat edeceğiz. O yüzden de süreç tamamlanmış mı? Öğrenmiş mi? Öğrendiyse aktarabiliyor mu? Aktarabiliyorsa transfer etmiştir. Aktaramamış ise öğrenme süreci bitmemiştir. Bunun cevabı A şıkkına transfer, B şıkkına hayatilik koysa, o zaman cevap transfer edemediyse cevap hayatilik olur. Geçiyorum. Bunu da yaptık. Edirne dedik, doğru cevap. Arkadaşlar şimdi çok güzel böyle sorular var şey boyunca. Öğrencilere bir problemin çözümünde disiplinler arası düşünebilme, özgün çözümler üretebilme, ortaya yeni bir iş ya da ürün koyabilme becerisi kazandırmak isteyen bir öğretmenin amacına hangi öğretim yaklaşımı hizmet eder? Bu yaklaşım uygulandığında hangi öğretim ilkesi devreye sokulmuş olur arkadaşlar? Disiplinler arası derse arkadaşlar, derse daha iyi öğretmen olacaksınız benden. Disiplinler arası derse proje olur, proje olur, proje olur. Hemen sınav zamanında proje, proje, proje.
Bunları işaretleyin bir kez arkadaşlar. O yüzden de yani çözümle ortaya yeni bir iş ya da ürün koyabilme dersek proje ve kazandırmak isteyen bir öğretmenin amacına hangi öğretim yaklaşımı hizmet eder? Bu yaklaşımın uygulandığında hangi öğretim ilkesi devreye sokulmuş olur arkadaşlar? O yüzden de yani bunun cevabı ne olur arkadaşlar? Proje tabanlı öğrenme, yoksa ekonomiklik ilkesi mi arkadaşlar, ya da yakından uzağa mı, somuttan soyuta mı? Hangisi olur? Proje tabanlı öğrenme, ekonomiklik. Çünkü disiplinler arası, yani ürün ortaya koydu, hepsini birleştirdi arkadaşlar. O yüzden de bütünlük ilkesi, ekonomiklik ilkesi oldu. Şıklarda bütünlük olsaydı daha iyi olurdu ama ekonomikliğe gideriz. Arkadaşlar bu sene gelecek soru açıklık ilkesiyle somuttan soyuta şıkları yerleştirecek, bekliyoruz dizini. O yüzden de katlı öğretime de dikkat edin. Farklılaşmış öğretimden geçen sene geldi biliyorsunuz. O yüzden de bu sene de katlı öğretimin yılı, Dikkat ederim buna. Katlı öğretim arkadaşlar. Yani güneş sistemi konusunu işleyen bir öğretmen önce sistemi temsil eden bir model kullanmış. Daha sonra anlatım yöntemiyle güneş sistemini kavratmaya çalışmış. O yüzden de kavratmak dersi demek ki öğrencinin anlamasını istiyoruz. Kavratmak o zaman ne olur? Yani somuttan soyuta mı, açıklık mı? Güneş sistemini konusunda işleyen öğretmen önce sistemi temsil eden bir model kullanmış. Daha sonra anlatım yöntemiyle güneş sistemini kavratmaya çalışmış derse açıklık olur arkadaşlar. Açıklık olur. O yüzden de açıklık olur. Şimdi o soruları sonra cevaplayayım, oldu mu arkadaşlar? Hani KPSS'de çıkar mı memurluk sınavında? TEKUZEM'in bununla ilgili şeyi var. Rehberlik sistemi var. Aklınıza sığınarak rehberlik sisteminden destek alırsanız çok sevinirim. Tabii ki çıkar. Onlara da dikkat ederim. Oldu mu canlar? Şimdi bakalım. İlker öğretmen 4. sınıf fen bilimleri dersinde öğrencileri mikroskopik canlıların varlığını fark eder ve mikroskop yardımıyla bu canlıları gözlemler kazanına ulaştırmak için sınıfa getirmiş olduğu mikroskop yardımıyla öğrencinin mikroskopik canlıları incelemesini sağlar. İlker öğretmenin dersinde hangi öğretim ilkesinden yararlandığı söylenebilir arkadaşlar. O yüzden de Senacığım dönelim. Oldu mu? Tamam. Dönelim oraya. Arkadaşlar bunun adı bilinenden bilinmeyeli mi? Somuttan soyuta mı? Yoksa yani ne olur bunun adı? Fen bilimleri dersinde 4. sınıf 1'de öğretmen mikroskopla incelettiriyor çocuğa. Yani şeydir arkadaşlar, çocukların mikroskop yardımıyla canlıları gözlemler kazanına ulaşmak için sınıfa getirmiş olduğu mikroskop yardımıyla öğrenci mikroskopik canlıları incelemesini sağlıyor. Halbuki mikroskopik canlılar gözle görünmüyor. O yüzden de yani soyut bir kavram. Öğretmenin bunu kullanarak, mikroskop kullanarak bu dersi bu şekilde işlemesi zaten 4. sınıf öğrencisi. 4. sınıf öğrencisi somuttan soyuta. Piaget gibi düşün. 6-11 yaşlarındadır. Halbuki bunun cevabı somuttan soyutadır. İsterse şıklara açıklık koysun. Hiç umurumuzda olmaz. Çünkü çocuk somut işlemler döneminde. O yüzden de evet, doğru cevap Bursa olacak arkadaşlar. Bursa. Bir okul, ilkokul 4. sınıf öğretmeni yaşamımızda elektrik ünitesinde geçen devreler konusunu bir radyonun elektrik devresi modeli üzerinden anlatmış. Daha sonra öğrenciye belirlenen kazanıma ulaşamadıklarını fark etmiştir. İlkokul 4. sınıf arkadaşlar. O yüzden de geçen devreler konusunu bir radyonun elektrik devresi modeli üzerinden anlatıyor. Daha sonra öğrenciye belirlenen kazanıma ulaşmadıklarını fark ediyor. Çok zor bir soru bu. Şimdi bakın. Öğrenciye belirlenen kazanıma ulaşamamaları hangi ilkeye dikkat edilmemesinin sonucu derse eğer, evet tabii ki şıklarda açıklıkta var ama o değil. Bir ilkokul 4. sınıf öğrencisi öğretmen ne yapmış? Elektrik ünitesini anlatmış. Radyonun elektrik devresi modeli üzerinden bir de arkadaşlar. O yüzden de öğrenci zihnine dikkat
etmemiş. Şimdi şöyle geçiyorum bunları arkadaşlar. Böyle çok güzel sorularım var benim. Bu sorular kesinlikle gelecek sorular. ÖSYM'nin soru formatına uygun sorular çünkü. Arkadaşlar şimdi bakalım. Öğretim modelleri. Biz nereden soru bekliyoruz? Bloom'dan soru bekliyoruz. Carol Lang değil. Bloom'dan soru bekliyoruz. O yüzden de Carol'ın okulda öğrenme modeli var. Yetenekli öğretmen Sabahattin Bey fırsat öğretmenle nişanlandı. Vardı zamanı çalışmış. Bir yetenek. İki öğretimden yararlanma yeteneği. Üç sabır. Dört fırsat. Beş öğretimin niteliği. Hangi yetenek öğrencinin ihtiyaç duyduğu zamandır. Öğretimden yararlanma yeteneği. Hangi hazır buluşlu olan öğrenciler daha kısa sürede yararlanır. Sabır öğrencinin öğrenmeye ayırdığı gönüllü zaman. Evet, yüzü gönüllü zaman arkadaşlar. Daha sonra fırsat öğretmenin öğrenciye ek süre vermesi, öğretimin niteliği, öğretmenin dersini ek süre gerektirmeyecek şekilde planlaması öğretmenle ilgilidir son madde arkadaşlar. Yani yetenek, öğretimden yararlanma yeteneği, sebat, sabır, yani öğretmenle ilgili ögeler, fırsat, öğretimin niteliği. Sınıfında öğrenme öğretme modelini uygulamak isteyen bir öğretmen sırasıyla öğrenci üniteyi öğrenebilmek için ihtiyaç duyacağı zamanı ayarlamıştır. İhtiyaç duyacağı zamanı ayarlamış. Vardı bu yetenek öğrenciyi motive ederek dersi gönüllü olarak katılımlarını sağlamış. Hangi bu sebat öğrencilerine öğrenebilmeleri için gerekli zaman ve olanakları sunmuş. Fırsat öğretimin ek zaman gerektirmemesi için gerekli önlemleri almış. Öğretimin niteliğidir bu. Hangi buna göre öğretmen okulda öğrenme modelinin hangi ögesine uygun etkinlik yapmamıştır. Hangisine uygun yapmamış? Hangisi yok? Bakın bakayım. Hangisi yok? Sebat vardı, sabır. Fırsat vardı. Yetenek vardı. Öğretimin niteliği vardı. Ama arkadaşlar öğretimden yararlanma yeteneği yok. Neden? Çocuğun en bilgisinden bahsetmemiş ki. Öğretimden yararlanma yeteneği ne demektir? Edirne doğru cevap tabii ki. Yani senin hazır buluşluğun varsa sen o zamanı diğerlerinden çok daha iyi kullanırsın. O yüzden de yani senin ön bilginle ilgilidir. Buna öğretimden yararlanma yeteneği denir arkadaşlar. Şimdi tam öğrenme. %100 soru bekliyoruz tam öğrenme modelinden. Arkadaşlar bulum. Tam öğrenmeden gelecek. Öğretim ilkelerinden açıklık ve somuttan soyuta. Öğretim modellerinden tam öğrenme modeli kesin gelecek. Hadi Gartner'in öğretim durumları modelinden %100 soru göreceğiz. Arkadaşlar, evet soru göreceğiz. Tam öğrenme, bölüm bölüm. O yüzden de yani bilişsel giriş davranışları, duyusal giriş davranışları ve arkadaşlar öğretimin niteliği ve öğrenme ürünleri, bilişsel giriş davranışları, öğrencinin getirdiği her şey, diagnostik testlerle tanılıyoruz bunu. Öğrenci nitelikleri, bilişsel giriş, duyusal giriş. Öğrenmede %50 etkili, duyusal %25 etkili. Öğrenme ürünleri çıktılardır bunlar arkadaşlar. Öğrenme ünitesi dediğimizde öğrenme hizmetinin niteliğidir. Pide. Pekiştireç, ipucu, dönüt, düzeltme, etkin, katılım arkadaşlar. Yani bunlar tam öğrenme stratejisinin öğrenme öğretme sürecinde uygulanışı var. Temel varsayım var.
%70 tam öğrenme. Olmazsa geçemiyoruz. O yüzden de zenginleştirilmiş ekoeğitim veriyoruz öğrencilerimize. Arkadaşlar, tam öğrenmeli tüm hedef alanları sentez düzeyindeki hedefler de dahil gerçekleştirebilir. 3 temel değişkeni vardır. Öğrenci nitelikleri. Bir de biz tam öğrenmede defans diyoruz. Bir diagnostik testlerle tanılıyoruz. Sonra arkadaşlar formatif testlerle izliyoruz. Summatif testlerle %70 olmuş mu olmamış mı bakıyoruz. Evet, defans var. Defans, diagnostik, formatif, summatif, formatif, summatif. O yüzden de diagnostikle tanılan formatifle izle, summatifle %70 olmuş mu olmamış mı bak arkadaşlar. Yani değerlendirme, aynen öyle Rümeysa'cığım arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi öğretim hizmetinin niteliği PIDE. Şimdi bize şöyle dikkat edelim arkadaşlar. Şuna ne olur dikkat edin. Ne olur dikkat edin. Dershanede bir öğrenci hep aldığı notların aynısını alıyor. Yani diyor ki öğretmeni, ben bir önceki sınavda 60 yapıyorum eğitim bilimlerinde. Bir sonraki sınavda da 60 yapıyorum. Ben bir tane bile ilerleyemedim. Halde bir tane bile ilerleyemedim. O zaman bu sorunu yaşayan bir öğrenci için öğretmenin sınıfta böyle sorun yaşayanlar varsa yapması gereken tek şey öğretim hizmetinin niteliğini değiştirmektir. PIDE'yi gözden geçirecek. PIDE, PIDE, PIDE arkadaşlar. O yüzden de dikkat edeceğiz buna. PIDE, PIDE, PIDE arkadaşlar. Yani öğrenme ürünleri bilişsel başarı, öğrenme hızı, duyusal yapıdaki değişiklikler, öğrenme düzeyi ve çeşidi. Zaten görüyorsunuz, hızlı hızlı geçmek istiyorum. %70 olmadıysa bir sonraki üniteye geçemiyoruz kesinlikle. O yüzden de ne yapmamız gerekiyor? Tekrar öğretim yapacağız. Evde ve okulda ek öğretim yapacağız. Ödev vereceğiz. Birebir öğretim yapacağız. Tudor destekli yapacağız. Ama akran eğitimi asla olmaz. Akran eğitimi asla olmaz. O yüzden de bilgisayar destekli olur. Akademik oyunlarla olur. Ek kaynak yardımcı kitaplar bile olur. Ek öğretim kalan öğrenciler homojen grup olduğundan ve birbirlerinden öğrenemeyeceklerinden öğrenci arasında işbirliğine dayalı öğretim de yapılmaz. O yüzden de ek öğrenme aktivitesi olarak akranlardan öğrenme, işbirlikli öğrenme kullanılması söz konusu bile değildir. Bloom'un tam öğrenme modeline göre hangisi belli bir zaman içinde öğrenciyi etkileme gücünde olan dış koşullardan biri değildir? Arkadaşlar, bunun bir iç koşulu var, bir de dış koşulu var. O yüzden de yani dikkat edin. Dış koşul derse PIDE'yi al, iç koşul derse bilişsel girişle duyusal girişi al. O yüzden yani PIDE dış koşul, bilişsel, duyusal, iç koşul. Öğrenciyle ilgilidir onlar. O zaman bak, PIDE görüyor musunuz? Pekiştireç var, işaret ve açıklamalar var arkadaşlar. Düzeltme var, yani dönüt geri bildirim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön koşul öğrenmeler. Evet, ön koşul öğrenmeler arkadaşlar. Bunlar içsel özelliklerdir. Doğru cevabın bursa olduğunu görüyoruz. Evet, dışarıdan PIDE siparişi veriyoruz. Aynen öyle. PIDE siparişi veriyoruz. Bunlar dış koşullardır. Alıyorum şöyle. Arkadaşlar, benzeri soruya da bakalım. Aşağıda verilenlerden hangisi tam öğrenme modelinin öğretim hizmetinin niteliği aşaması uygulamalarındandır? Öğrencilerin cevapların doğru veya yanlış olduğunu söylenmesi. Öğrencinin öğrenci konuyla ilgili eksikliklerinin belirlenmesi. Öğrencinin öğrenci konuyla ilgili eksikliklerin giderilmesi. Öğrencinin kendine olan güven duygularını geliştirici açıklamalar yapılması. Öğrencinin derse ilgilerini çekmeye yönelik etkinlikler yapılması. Öğretim hizmetinin niteliği aşaması uygulamalarındandır. Cevapların doğru yanlış olduğunu söylenmesi geri dönüt değil midir? Geri dönüt değil midir?
arkadaşlar. O yüzden de Merveciğim. Evet arkadaşlar. Ama keşke çok zamanımız olsa. Ben size çıkacak soruların hepsini söylüyorum arkadaşlar. Yani tahmin ediyoruz biz bunları. Analiz yapıyoruz. Bu da bizim uzmanlığımız gereği. O yüzden de Instagram'da da yazıyoruz bunu. Diyoruz ki bundan sonra çıkacak. Dikkat edin. Katlı eğitim. Mesela farklılaşmış eğitimi kimse vermemişti. Geçen sene Türkiye'ye seslenebilirim burada. Ama şimdi hocalarım ben farklılaşmış eğitim dedim. Gelecek dedim. Pat diye geldi. Geldi yani. Biz bunu gördük arkadaşlar. O yüzden de çok da mutlu oldum. Söylediğim her şey geldi. Tersiz öğrenme gelecek dedim. Geldi arkadaşlar. Yani o yüzden de geliyor arkadaşlar. Söylediğim her şey geliyor. Yani bir şey dedim geldi. Öğrenciye görev dedim geldi. Aynısı çıkmıştı gene geldi. O yüzden de ben burada şöyle de yapayım. Neler gelecek arkadaşlar bu sene? Onun üzerinden de götüreyim böyle. Örnek ders bunlar ama gelecekler. Açıklık ilkesi arkadaşlar. Somuttan soyuta ilkesi. O yüzden de katlı öğretim. Dikkat edin bu sene gelebilecekler arasında. Ve arkadaşlar 5E modeli, 3E modeli karşılaştırması gelecek hem de. 3E modeli öğrenme halkası gelecek. Piaget'in öğrenme halkası. 3E İstanbul Teknik Üniversitesi şeklinde gelecek. Kavramı incele, kavramı tanı, kavramı uygula. Öğrenme halkası, öğrenme halkası. Dikkat edelim. O yüzden de yani panel ve forumdan soru bekliyoruz bu sene. Artık yılı. Panel, forum. O yüzden de arkadaşlar yani onlara dikkat edelim. Seminer. Seminerden soru bekliyoruz. Çemberden soru bekliyoruz. Arkadaşlar yani Hoca Şule, Instagram hesabım Hoca Şule. Paylaşıyorum her gün tek tek orada. Çok yoğun olduğum için paylaşamadım. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Paylaşıyorum her gün. Yani gelişimden de paylaşıyorum. Kritik dönemden çıkacak dedim, çıktı geçen sene. Panliye çalış, bakın buradan gelecek dedim. Ahlak gelişimi geldi gibi arkadaşlar. Yani paylaşıyorum oradan, dikkat edin. O yüzden bakın yine söylüyorum arkadaşlar. Çembere çalışın. O yüzden de çember. Arkadaşlar çalışın %100. Panel, forum, kesin çalışın. O yüzden de anlatacağım, geliyorum onlara da Hatice Hoca. Kesin çalışın arkadaşlar. Yani sonra arkadaşlar 3E modeline kesin çalışın. Kesin yani. Dikkat edin. Gagne'nin öğretim durumlarına kesin çalışın. Gagne. Yani şey var ya, tersten okunuşu Picasso'yu, ben şöyle gideyim de arkadaşlar. Biraz ilerleyeyim. Skinner'ın programlı öğretimi arkadaşlar, geçiyorum, şu basit zaten bu. Bireyselleşmiş öğretim planı Keller arkadaşlar. Yani bugün özel eğitimde bunu kullanıyoruz. Yabancı dil eğitimde bunu kullanıyoruz. Hani deniyor ya, Keller bir tarafa, körler bir tarafa. Homojen gruplar oluşturuyoruz. Homojen grupların ne ihtiyacı varsa ona göre öğrencilere arkadaşlar düzeylerine göre eğitim veriyoruz. O yüzden de düzey geliştirme çalışmaları, beceri geliştirme çalışmaları, planlı günlük çalışmalar şeklinde özellikleri var Keller planının arkadaşlar. Dikkat edelim buna. Yani şöyle %90 başarıdır. Gagne'nin öğretim durumlarından soru bekliyoruz arkadaşlar. Cansel'cim söyledim. Hoca Şule yazarsanız görürsünüz zaten beni. Orada bakarsınız, oldu mu? Hoca Şule yazın. Instagram hesabım odur. Bakarsınız orada. Sürekli açıklama yapıyorum zaten oradan arkadaşlar. Göreceksiniz. Hangi kurumda olduğumu da görürsünüz orada. Buradan söyleyemiyorum onu. O yüzden de bakarsınız, görürsünüz oradan. Oluşturursunuz. Gagne'nin öğretim durumlarından kesin. Sözel beceri. Yani bir şeyin, mesela bölgenin tanımını yapmak sözel beceridir. Zihinsel beceri ise arkadaşlar nasılı bilmeyle ilgilidir. O yüzden de nasılı bilmeyle ilgilidir.
Yani zihinsel beceride örneğin arkadaşlar ayırt etme vardır zihinsel beceride. Aklınıza şunu yerleştirin. Karpuz nedir? Basitten gideyim. Karpuz nedir? Tanımını yapıyorsam sözel beceridir. Karpuzla kavun arasındaki farkı anlıyorsam bu zihinsel beceridir. Farkı anlamak, ayırt etmektir. Daha sonra bilişsel strateji dediğimizde yeni bir yol yöntem bulmak. Yani yeni bir karpuz yetiştiriciliği bulmak. Kare karpuz yetiştiriyorsam bilişsel stratejidir. Orijinaldir, kendine özgüdür. Yeni bir karpuz yetiştirmeyi bulmuşsun. Bu bilişsel stratejidir. Yani tutumlar, tercih etmektir, hoşlanmaktır, duygudur. Mesela şu da tutum olur. Karpuz yerine kavun yemeği tercih edersen tutumdur. Bize soru geldi. Öğretmen dersi de işlemek yerine öğrencileri Çanakkale gezisine götürüp orada işlemeyi tercih etti dedi. Tercih de bir tutumdur. Psikomotor beceri karpuzu kestiysen bu da psikomotor beceridir. O yüzden de dikkat edelim. Sözel bilgi, zihinsel beceri, bilişsel strateji, tutumlar ve psikomotor beceri. O yüzden de banko soru bekliyoruz. Dikkat edin. Banko soru bekliyoruz arkadaşlar. Gagne'ye göre öğrenme ürünleri sözel bilgi, bir zihinsel beceri, bilişsel strateji, tutum ve psikomotor beceriler olarak sınıflandırılmaktadır. Zihinsel beceriler nasıl bilmeyle ilgilidir? Buna göre aşağıdakilerden hangisi zihinsel becerileri örnek olarak verilebilir? Tutumlu olmayı isteme, istek zaten yürek. Bu nedir? Tutumdur. Kare ile dikdörtgeni ayırt etme. Zihinsel beceridir. O yüzden de düzgün yazı yazma. Psikomotor beceridir Ceyhan. Sınava hazırlamada etkili bir yol bulma. Bilişsel stratejidir. Türkiye'nin coğrafi bölgelerini söyleme. Sözel beceridir. Dikkat edelim arkadaşlar. Neden C değil Melikeciğim? Neden C değil? Düzgün yazı yazma. Psikomotor davranış olduğu için değildir. Dikkat et, oldu mu? O yüzden de yani psikomotor beceridir. Ha, önceki soru için dedik şöyle. Önceki soru için. Nerede ki o? Sınıfta tam öğrenme yaklaşımını uygulamak isteyen bir öğretmenin aşağısını yaparsa bu yaklaşıma uygun davranmamış olur diyor. Bilişsel giriş davranışları testi uygular, öğretim hizmetinin niteliğini artırırsa hangisini yaparsa bu yaklaşıma uygun davranmamış olur diyor. Tam öğrenmeye ulaşmayanlar için ek öğretim hizmetlerini işe koşarsa, yeni öğrenci ünite için ön test uygularsa arkadaşlar ileride olan öğrencilerden diğer öğrenci için yardım. İş birliğine dayalı öğrenme yoktur, oldu mu? Melikeciğim, yani Edirne zaten ne demiştim ben? İş birliğine dayalı akran öğretimi yapmıyoruz. O yüzden de homojen olur. Biz burada şeyde heterojen olması lazım. Tudor yapıyoruz ama işbirlikli yapmıyoruz. İşbirlikli yapmıyoruz. Doğru cevap Edirne olacak. Oldu mu? Evet, cevabı anladık mı Mukaddes Hoca? Tutum neyle ilgiliydi diyor Zeynep Hoca. Tutum arkadaşlar duyusaldır. Matematiği sevmiyorum, hoşlanmıyorum diyorum mesela. Bu bir tutumdur. Mesela karpuz yerine kavun yemeği tercih ettim. Bu da benim tutumumdur. Tutum yani duygularla ilgilidir. Dikkat ederim. Yani tutum yani duyusal özelliklerimizdir arkadaşlar. Tercih etme, hoşlanmak aynen öyle tutumdur. Hani şöyle diyelim arkadaşlar. Sen dersi sunuşla işlemek yerine buluşla işlemeyi tercih ettin. Bu da tutumdur. Tercih vardır. İstek vardır. İlgi vardır. Hoşlanma vardır. Bunlar varsa tutumdur. Ama Edirne olmaz. Dikkat edelim. Şöyle geçiyorum arkadaşlar hemen şöyle. Gagne'yi de söyledim. Gagne 5 tür öğrenme üründen bahseder. Ona göre öğretim hedefleri bu öğrenme türlerine göre sınıflanabilir. Bunlar sözel bilgi, zihinsel beceri,
bilişsel strateji ve tutumlar ve psikomotor beceriler arkadaşlar. O yüzden de yani Türkiye haritasında kahverengi ile boyanan yerler nereleri gösterir? Sözel bilgi. En çok hangi ilimizi seviyorsunuz? Neremiz sever? Yüreğimiz sever. Yüreğimiz severse tutum değil midir bu? Ders çalışırken nelere dikkat ediyorsunuz? Kare ile üçgen arasındaki farklar nelerdir? Ayırt etme bak. 100 metreyi 30 saniyede kimler koşabilir? Devinsel beceri. Ve ders çalışırken nelere dikkat ediyorsun derse seninle ilgilidir. O yüzden de arkadaşlar yani bize diyor ki Türkiye'de nereleri gösterir? Bu sözel bilgi. En çok hangi ilimizi seviyorsunuz? Tutum. Ders çalışırken nelere dikkat ediyorsunuz? Bilişsel strateji. Kare ile üçgen arasındaki farklar nelerdir? Bu arkadaşlar bilişsel beceri. 100 metreyi 30 saniyede kimler koşabilir? Bu devinsel beceridir. Çok güzel sorudur. Çıkma ihtimali çok yüksek bir soru. Dikkat edelim canlar. Dikkat edelim. O yüzden sorulardan korkmayalım. Böyle güzel örnek soruları çözelim. Sınava böyle hazırlanalım. Oldu mu? Korkmuyoruz. O yüzden de biliyoruz. Şule Hoca'nın güzel soruları var böyle. Tam konuyla ilgili. O yüzden de yani dikkat, bizi takip edin ya. Biz bu işi çok iyi biliyoruz. Gerçekten de. Bize güvenin yani. Bakın bu sorular çok güzel sorular. Devam ediyorum. Ortaokul 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde bir öğrenci Türkiye'nin Suriye ile olan sınır ilinin adını söylemiştir. Adını söylemiş. Halde sözel bilgi arkadaşlar. Türkiye'nin Suriye ile ilgili sorunla kendine özgü bir çözüm yolu üretmiş. Orijinal fikir varsa halde orijinal fikir varsa arkadaşlar tabii yapacağız. Dur oraya döneceğim sonra. Bir dakika. Çözüm yolu önermiştir dersi bilişsel beceridir. Türkiye'nin Suriye'li olan sınırın resmini çizmiş devinsel beceri. Savaşın olumsuzluklarından bahsederken ben savaş istemiyorum demiş. Duyusal beceri. O yüzden de bu diyor ki Gagne'nin öğrenme ürünleri göz önünde getirildiğinde yukarıdaki hangi öğrenme ürüne örnek diyor verilmemiştir diyor. O yüzden de söylemiş sözel bilgi. O yüzden de arkadaşlar ne yok burada? Zihinsel beceri yok. Aa yok aynen. Aa yok. Aa yok. Aa yok. Aa yok yani. Farklarını bizden istememiş. Şöyle olsaydı Türkiye ile Suriye sınırı arasındaki farklılıklar nelerdir deseydi o zaman bu ayırt etmeyi sorsaydı arkadaşlar o zaman zihinsel beceri olurdu canlar. Evet. Gardner, bir tane Gardner'dan soru bekliyoruz ha. Çoklu zeka, çoklu zeka gelecek. Gelecek, gelecek, gelecek. Arkadaşlar, çoklu zekadan gelecek. Arkadaşlar bakın, dikkat edin arkadaşlar, şöyle. Bir, biz beklediğimiz yer açıklık, somuttan soyuta. Arkadaşlar, şıklara da transferi koyarsa da şaşırmayın yani. O yüzden de üç tane faktör, öncüllü faktörden gelecek. Bloom'dan gelecek. Gagne'nin öğretim durumları modelinden gelecek. Oldu 3 arkadaşlar. Sonra arkadaşlar 3E modeli Piaget'indir. Piaget'indir. Evet Evrecim çok seviyormuş orayı. 3E modeli Piaget'in buna dikkat edelim. 5E modeliyle sentezini aklımıza yerleştirelim. O yüzden de sonra devam edelim. Gardner'ın çoklu zeka kuramından soru bekliyoruz arkadaşlar. Gardner. Çoklu zeka. Daha sonra Gardner'dan çıkacağız. Biz çok sevdiğimiz bir konu daha var. Tartışma modelleri. Öğrenme halkası tabii. Yani 3E modeli öğrenme halkasıdır diğer adı. Öğrenme halkasıdır 3E'nin. 3E. Arkadaşlar 5E sentezini unutmayın. Hani İngilizcesi şeyden gelir ya, engage, exploration, explanation, elaboration, evaluation,
İngilizceden geliyor bunlar, dikkat edelim. O yüzden de arkadaşlar dikkat edelim bunlara. Buradan banko soru gelecek. Banko, banko, banko. Hem de sentezi soru gelecek. Bekliyoruz buradan soru. Sonra onun içinden çıkacağız arkadaşlar. Bizi panel ve forum ve arkadaşlar, yani seminer. Seminere bakacağız. Öğretmen eğitimleri arkadaşlar, yüksek lisans tezleri, seminer, unutmayın arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz, oldu mu? Kesinlikle bakın. Kaç tane oldu? 8 tane oldu. 8. Sonra onun içinden çıkacağız arkadaşlar. Yani bize çembere bakacağız. Kesin çemberden soru bekliyoruz. İstasyondan kesin soru bekliyoruz. İstasyon. Arkadaşlar, konuşma halkası, empati becerisi, hangisi en fazla geliştirilir şeklinde soru bekliyoruz arkadaşlar. Konuşma halkası. Daha sonra görüş geliştirme arkadaşlar ve köşeleme ile sentez bir soru bekliyoruz. Görüş geliştirme, köşeleme. Görüş geliştirme, köşeleme. Arkadaşlar bekliyoruz. Soru beklediğimiz yer. Oo, çok zamanım olsa keşke sizinle. Dolu dolu olsa. Dolu dolu olsa. Çok yapsak. Bunları tek tek size söylesem ben arkadaşlar. Ve katlı öğretim. Katlı öğretim. Beklediğimiz yer katlı öğretim arkadaşlar. Ve kolbe dikkat edelim. Arkadaşlar, kolb sorularını Piaget ile çözün. Çok kolay kolb. Yani aktif yaşantı, duyu motor arkadaşlar. Yani aktif yaşantı, duyu motor, yansıtıcı gözlem, işlem öncesiyle çözün. Somut kavramsallaştırma, Piaget'in somut işlemleriyle çözün. Soyut kavramsallaştırma, Piaget'in soyut işlemleriyle çözün. Oldu mu arkadaşlar? Yani bu şekilde ondan da soru bekliyoruz biz. Ondan da bekliyoruz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Ve kuantum öğrenmeden de soru bekliyoruz. Kuantum öğrenme. Arkadaşlar, kuantum öğrenme. Merve'cim, şimdi bizim şöyle, bakın şimdi dikkat edin arkadaşlar. Biz kolbü Piaget ile çözersiniz. Kolbü Piaget ile. Çok kolayı vardır kolbün. Arkadaşlar, çünkü Piaget'den etkilenmiş. Bir de Kurt Lewin'in yaşam alanı teorisinden etkilenmiş arkadaşlar. Ve sanayide çıraklık eğitiminde bile kullanıyoruz biz bunu. İlki olarak kolbü kullanıyoruz. Şimdi Piaget'in 4 tane evresi var. 1. Duyu motor dönem. 2. Arkadaşlar, işlem öncesi dönem. 3. Somut işlemler dönemi. 4. Soyut işlemler dönemi. O zaman duyu motor dönemde çocuklar risk alır mı? Yani yaparak, yaşayarak öğrenirler. Yansıtıcı gözlemde, işlem öncesinde gözleyerek öğrenirler. Daha sonra somut kavramsallaştırmada hislerine dayalı öğrenir çocuklar. Soyut kavramsallaştırmada, yani problem çözer, bilimsel süreç basamaklarını kullanarak öğrenir çocuklar. Buna dikkat ediyoruz. Oldu mu arkadaşlar? Şimdi Gardner çoklu zeka kuramı arkadaşlar. Ona bakalım bir saniye şimdi. Arkadaşlar, soru beklediğimiz kısımları söylüyorum. Kolb, gelenek öncesi, gelenek. Hayır, öyle değil Hatice'cim. O Kolberko, sakın Piaget ile çözeceksin. İşlem öncesi çocukları gözlem yaparak öğrenir, yansıtıcı gözlem. 4 basamağa Piaget'in dönemlerini yerleştir, onunla çözersin. Çok kolay olur. Sakın at onu Hatice'cim, sakın at onu. Onlar değil, onlar asla olmaz. Arkadaşlar, soru gelecek yerleri söylüyorum. Bakın şimdi, ben şöyle göstereyim size. Baştan itibaren göstereyim ve kapatacağım herhalde. Öyle duruyor şu anda. Arkadaşlar, yani bakın şimdi. Şöyle aldım. Tam öğrenmeden soru bekliyoruz arkadaşlar. Oldu mu? Tam öğrenmeden soru bekliyoruz. Daha sonra biz Gagne'den soru bekliyoruz. Öğretim durumları modelinden. Kesinlikle soru gelecek Gagne. Çoklu zekadan soru gelecek. Bekliyoruz arkadaşlar. Sonra biz yapılandırmacı öğretim yaklaşımında arkadaşlar Piaget var. Yani 3'e, 5'e, 7 modelleri yapılandırmacı öğretim yaklaşımının alt teknikleridir. 3'e'yi kesinlikle çalışın. 3'e, öğrenme halkası. Çalışın. 3'e, 5'e.
Çalışın arkadaşlar. O yüzden de dikkat edelim onlara. Sonra devam ediyorum. Bakın şöyle arkadaşlar. Bu soruları çözebilseydik arkadaşlar. Anlatacağımdır. 5E modeli arkadaşlar. 3E modeli. Bunlara bakacağız. İş birlikte öğrenmeden banko soru var. İş birlikte öğrenmenin tekniklerini bir defa çalışın. İş birlikte öğrenme. Kesinlikle soru gelecek. Kesinlikle beklediğimiz yer arkadaşlar. Yani soru gelecek. Eviniz artık. Biz şık analizi yapıyoruz arkadaşlar. Şıktan ne geleceği aşağı yukarı belli oluyor yani. Proje tabanlı öğrenme. Bir tane soru gelecek arkadaşlar. Sonra probleme dayalı öğrenme. Bir tane soru gelecek. Aktif öğrenme. Soru gelecek. Aktif öğrenmeyi put var. Planla, uygula, değerlendir. Planla, uygula, değerlendir. Put var. Planla, uygula, değerlendir. Basamaklı öğretim modeli geçiyorum arkadaşlar. Nanley'in kolpten soru bekliyoruz. Aktif yaşantı duyumotor dönem. Yansıtıcı gözlem işlem öncesi. Somut yaşantı, somut işlemler arkadaşlar. Somut işlemler. Soyut kavramsallaştırma, soyut işlemler arkadaşlar. O yüzden de dikkat edelim buradan. Arkadaşlar öğrenme, bu öğeti olduğu için öğrenmeyle ilgili Nurullah hocamız bir şey planlar zannedersem. Evet, Şule hocadan yararlanılır. Bilmiyorum nasıl bir şey olur. Ama ben size söylerim orada da, oldu mu? Dikkat edin. Devam ediyorum arkadaşlar, bakın. Ve Gagne'den soru bekliyoruz dedim. Sakın unutmayın. Sakın. Evet. Ne dersin bitmiş? Arkadaşlar. Evet. Hepsini yazmışlar. Ama şey yazmamışsınız. Forum, panel, seminer yazmamışsınız. Katlı öğretim. Evet arkadaşlar. Şimdi katlı öğretim şu demektir arkadaşlar. Öğretmen öğrencileri seviye gruplarına göre ayırır. O yüzden de her seviye grubuna ayırdığında, hatta o soruyu ben gruplardan paylaşayım size, oldu mu arkadaşlar? Soruyu gruplardan paylaşıp gruptan alana soruyor. Çok güzel soru var. Gruptan paylaşayım, dur. Bitti zaman ama. Gruptan paylaşayım arkadaşlar. Bizim grubumuz var. O yüzden de Sirius gruplarından paylaşayım o soruyu ben size. Olur mu? Olur Cemre'cim, atayım. Okul öncecim, Eskişehir. Evet, İstanbul, Eskişehir. Arkadaşlar atayım. Tamam, atayım onu da. Etbakırköy, Rümeysa'cığım, görüyorum seni de. Ben de çok seviyorum. Ben de çok seviyorum hepinizi. Gaziantep, İrancığım. Kocaman öpüyorum hepinizi. Arkadaşlar gruplardan atayım ben o soruyu size, oldu mu? Ya da böyle... 21 soruluk şey yapsın hocamız. 21 soruyu çözelim yalnızca. Bununla ilgili 21 soru çözelim. Başka hiçbir şey yapmayalım. Örnek dersi arkadaşlar. Tamam atacağım onu. Öpüyorum hepinizi arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kocaman kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Bir kez daha yapsın bunu.